Şimdi de Nurten Sultan'da sıra. Gel bakalım. Hoş geldin şekerim. Hoş bulduk. Bismillahirrahmanirrahim. Hep ilk ağzıma attığım et böyle bir çiğ geliyor bana. Bu tabağın mantarı da hani çok öldürmemiş ama biraz diri geldi bana. Eti de diri geldi. Beşamel sosu da çok kızarmamış geldi. Şimdi şöyle bir şey söylemem lazım. Hani benim gelinim şey oldu, yemeğini yaptı mıydı, yapmadı mıydı bilmiyorum ama. Şöyle çok beğenemedim bu birinci tabağı. Ama ikinci tabağa da bakayım. Geçmiş olsun bu arada. Sağ ol. Sana da. Beşamel sosta bir ekşi tat var. Acaba ne ki bu? Lezzet almadım yani daha doğrusu beşamel sosundan. Mantarı pişmiş. Yok arkadaş et bu. Kuzey etin pişmesi lazım. Niye pişmemiş? Çiğ. Zaten beşamel sosunun lezzetini beğenmedim bu tabağın. Ama beşamel sosa bakarsan birinci tabak daha iyi. Etin çiğliği birinci tabaktaki de çiğ. Ama bu daha çok çiğ. Yutamıyorum şu anda. Yoğurt olabilir. Bunun da beşamel sosunda bir hafif yoğurt tadını aldım. Beşamel sosun inceliğini ve pişmesini beğendin ama tadını mı beğenmedin? Evet. Yani etini eşit koymuşlar. Mantarını eşit koymuşlar. Bir tane aldığımda pişmişti. Hı. İkinci aldığımda birazcık sert olanı geldi bana. Pişmiş. Mantarı da pişmiş. Eti de yani bunlara göre daha iyi pişmiş geldi bana bu tabağın. Şimdi şöyle bak. Soslu mosu güzel geldi bana bunun. Sadece beşamel sosunda bir hafif şey aldım. Ekşilik o da yoğurt ekşiliği aldım. Bak bakalım son tabağına bakayım. Da. Bu ekşi tat bunda da var. Ama bunun beşamel sosunu eşit koymamışlar. Eşit koyulmamış bunun beşamel sosu. Üstünü kapatıp eşit koyulması lazımdı. İnce mi, pişmiş mi? Lezzeti var mı? Var, o ekşi tat var. Bunda da var. Ama şimdi beşamel sos eşit koyulup bu etin üstünü kapatması lazımdı. Bak et çünkü açıkta kalan yer kızarmış. Pişmiş mantarı da pişmiş. Eti de pişmiş bunun. Beşamel sosu tam kapatmadıkları için bu fırına girdi ya. Bak şurası kızarık. Kızarık geldiği için diyorum sadece sıkıntı burada. Ha lezzet aldım mı dersen aldım. Çok kötü bir tabak değil. Puanlayalım mı? Allah'ım inşallah gelinimi bulurum ya. Ben bunun beşamel sosunu hiç beğenmedim. Etini de beğenmedim. Biri buna veriyorum. İkinci tabak 1 puan. Çok puan vermek istemiyorum aslında ya. Ben şu iki tabağın arasında kaldım. Ama nasıl edeceğimi bilmiyorum. Bununla onun mu? İkisinin be. O iki tabağın arasında kaldım ben. Ama buna da şimdi ya gelinim beşamel sosu kızarmış. 2 verin. 3 falan zannettim. O kadar yok. Düşündün ki. 2 vereyim. Birinci eti tabak... çiğ olmuş ama. Pişmemiş yani. 2 puan. Bir gibi bir şey yani. İnşallah bu benim gelinimin lezzetidir. Bu etlerde... mantarlarda lezzetini biliyorum. İnşallah gelinimindir. 5'i buna veriyorum ben. 3. tabak 5 puan. Övgülerle 5 puanı verdik. Bak hadi buna da 3 vereyim. 4. tabağa da 3 puan verdin. Değişik bir puanlama yaptın. Gel birin başına. 1. tabağa 2 puan verdin. Düşündün düşündün. Böyle iyi bir şey vereceğim gibi geldi bana. 2 verdin. Bakalım... 2 puanı kim aldı? Bakalım Nurten kayınvalidemden 2 puancık kim aldı?
cık yani değil mi? Açıyoruz. Ay. Hasret. Allah'ım. Bir veriyordun neredeyse. Çünkü sen etin... hala daha etini bırak. Etini unut. Ben sana bu konuda daha önce konuştuk değil mi? Burada her et pişmiyor. Ya pişmemişti kızım, ne yapayım? Bak söylüyorum ben pişmeyeceğini değil mi sana evde? Burada ama... her et çok iyi. Senin istediğin gibi evimizde pişirdiğimiz gibi pişmiyor. Bilemedim kızım, ne yapayım ya? Neyi bilemiyorsun ya? Ben seninle neden konuşuyorum? Eve gittiğimizde ben sana ne anlatıyorum? Bizim seninle konuştuğumuz şey ne? Ben sana eti kızartacağım mı diyorum? Hemen hemen hepsine pişmemiş dedin. Ağzı açık olduğu için bak mantık yürütüyorsun ki fırında da pişmiştir dedin. Benimkinin üstü kapalı olduğu için fırında pişme payını da düş. Pişmemiş, ve buradaki etlerin, diyoruz ki sana her zaman, bizim evimizde yaptığımız etler kadar çok pişmiyor. Hani bunu daha önce de söyledim sana, pişmiyor. Evde yediğin eti bekleme burada. Sen burada benim yapabileceğimi bul. Üçlü ve dördü pişmiş dedi ama. Neden dedi? Onu kendi de söyledi. Üstü tam kapanmadığı için açık kalan kısmı fırında da pişmeye devam etmiş dedin değil mi? Evet, hayır, kızarmıştı. Ama et kızarmıştı. Bir benim şey söylemek kızarmıştı. İstiyorum gerçekten. Helal olsun Nurten teyze. Yani bak yanlış anlama, gelinle iki verdiğin için demiyorum. Demin Sevilay teyze yorumlama yaparken gelin dedi ki en güzel eti pişirdim, ben mi yanlış duydum? Evet. En güzel eti pişirdim, lokum gibi pişirdim, Damla seninki pişmemiş diyen sendin. Şimdi kendi kayınvaliden geldi. Bak şimdi hakikatli bir yorum yaptı. Benim kayınvaliden sen bir şey söyleyeyim mi? Anlama. Senin o pişmeyen tabağına 5 vermiştir pişti diyerek. Buradaki kayınvalidenin pişmemiş dediği tabağın altından sen çıkarsan bak görürsün. Niye Beyhan teyzenin söylediği gerçekti? Sen kendi kayınvalidenin söylediğini... Çünkü benim kayınvaliden mi? Burada 4 tane kişinin de 5 kişinin de pişmemiş dediği tabağa gelir piştiler. Ben sana öyle bir şey söyleyeyim mi? Senin kayınvaliden sana 5 de verse yaranamaz. Sen kendi kayınvalidenle puanlaşmana bak. Sen tutturmuşsun, sana biri 4 verince ben en iyiyim, biri sana 5 verince ben en iyiyim. Tabii ki en iyiyim. Ben ya. Şu an o tabağımın kötü olduğunu düşünmüyorum ki ilk açtığı için ilk o et ona öyle geldi. Sonrasında baktı ki hepsi aynı. Ha, diğerleri daha fazla kızarık çünkü fırında pişti. Ve bunu bana söyleten sensin burada. Sensin. Tamam da bulamadım. Ben burada bu kadar aksiliğe rağmen bana... o tabağı çıkarttım ve görüntüsünden tadına kadar her şey de çok güzeldi. Ağzıma aldığım et pişmemişti. Bu dedim belki dedim ağzıma dedim belki şey farklı tarafa gelmiştir dedim. Bir daha aldım o da sert geldi. Bir şey söyleyeceğim. Sen eti sert yapmazsın. Kendi kendine yapıyorsun değil mi? Bak buradaki etler evdeki etler kadar pişmiyor hiçbir zaman. Sonra diyorsun ki açık olanlar pişmiş. Üstü açık olanlar da fırında pişmeye devam etmiş diye, kızarmaya devam etmiş diye söylüyorsun. Niye buradaki etler şey evdeki etlerin ne değişiyor? Var? Bir, burada ben şu numaraya 4 numaraya pişmiş dedi. Var. Ya şöyle söyleyeyim, bundakini bak, beşamel sosunu değil, etinin harmanlaması, senin harmanlanmandı, bir de pişmiş geldi neyi bana. Neyi harmanladık? Ya bana pişmişi neyi geldi, harmanladı? Ne bileyim. Ben yoğurdum mu da harmanladı? Burada karıştırdın bunu değil mi? Ne bileyim, harmanlı. Hayır. Açıldığında sana da. Göstereceğim ben. Sen kızarıklı. Seni... Bana neyi göstereceksin? Bu kızarık değil, olmuştur. Kızarık olan buydu. Benim beşi verdiğim kızarık olan değil. Ben kızarık olana vermedim neyine beşi. Neyine baktın, suyuna mı baktın? Bak her şey yine yani böyle harmanlanmış geldi bana. Senin yaptığın gibi geldi. Eminim ki sen burada herkesin beğenmediği tabağa gene 5 verdin. %100 söylüyorum ki sana. Çiğ denilen tabak sana pişmiş geliyor. Başka bir şey açılınca yok. Açılınca bakarsınız. Bakmıyorum bir şeyine. 4. tabağa 3 puan verdik. Valla kötü oldu aslında. Aynen çok olması. Kötü oldu. Evet. Hem de bu aksiliğin üstüne düşünmem kötü lazımdı oldu. Onu. Evet. 3 puanı peki kim aldı? Hemen öğrenelim. Üç puanın sahibi gelin. Aç şekerim. Niyase. Şimdi Nurten teyze senin de dediğin gibi beşamelin gelmediği yer fırında yanmış dedin. Et, Hasret et. Orayı yanlış anladı. Yanmış Niyase. Dediği yer benim neresi, kayınvalidem dediğini söylüyor. Beşamel var neyse. Ya. Üzerine, benim kayınvalidem de aynısıydı ya. Beşamelin gelmediği yer fırına girince kuruyor yanıyor işte. Ama onu diyor kadın. Niye tamam koymuyorsunuz ya? Tamam, yani niye mu bu yani? Biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Gelen şeyde yoğurtta olduğu için süt yoktu ya masada. O beşamel kıvamı olmuyor. Olmadı da. Ama öyle bir şeydi. Bunların bir... üstü kapalıydı. Bak şu bir verdiğim tabağın üstü de çok kötüydü. Beşamel sosu aha. Çok kötüydü. Ona bir verdim. Bunun şöyle... Ona lezzet aldım bak, dedin. Eti de pişmiş dedin. Şöyle söyleyeyim. Eti de pişmiş derken... Gelinim hani burada bir aksilik yaşadığı için acaba tavada kaldı da kurudu mu diye. Ama beşamel sosu üstünü kapatacağını bir şey bilirim yani. Benimkinin içi kuru değil.
Gel bak sen etiye. Sen dibine ben baktım. Aha. Gel bak etiye. Sana da gösterdim. Aha gel bak etiye, etlerin bak et, kuru. Yani kuru. Şöyle çıktıktan sonra söylüyor değil mi? Ben gelinimin aksilik yaşayacağını düşündüm. Bak şuradaki gösterdiğin et, bak ben bunda tamamım. Çünkü beşamel gelmemiş buraya, bak kameraya da göstereyim bir dakika. Evet çatalım. Gelmemiş bekle. Yani. Bak bu zaten mantık yürüten bir insan bir anlar zaten, bunu anladın. Onda bir problem yok. Şuradaki kurumuş olan kısmı beşamelin gelmediği bariz belli, bak. Burası güzel görünüyordu, burası niye yanık? Çünkü beşamel gelmemiş, fırında gelmemiş, kurumuş. Kurumuştu işte, onun ben de harici, söyledim. Bak, onun harici zaten bak şu diplerine baktığında öyle bir et yok. Bu yanık tamam, bir et zaten değil mesela. 3 puan aldıysa, dedim kötü. Ya söyledim ya, ve sen, öyle olduğu tamam. için aldı yani. Ama kızarmış, yanmış. O beşamelin yanmış. Gelmediği yerler evet yanık. Çünkü beşamelin gelmediği yer fırına attığında kurur. Peki, zaten rengi. Şey